Bu kadar yol gidiyoruz. Ama biliyorum ki eli boş döneceğiz. Birkaç gün sonra bu katıksız ekmeği bile bulamayacağız. Yolun ne kadar tehlikeli olduğunu biliyor musun? Yırtıcı, zehirli hayvanları, haydutları bir düşünsene. Siz 11 kardeşsiniz. Hepiniz korkusuz ve güçlüsünüz. Endişelenmeye gerek yok. Yolculuk için yanına alman gerekenleri hazırladım. Ekmek de pişireceğim sana. Sizin için olmasaydı bu yolculuğa çıkmazdım. Annenize yardım edin. Eve ve koyunlara iyi bakın. Biz de artık adam olduk baba. Sizinle gelsek olmaz mı? Hayır oğlum. Amcalarınla anlaştık. Hiçbirimiz çocuklarımızı yanımıza almayacağız. Hem siz daha çok genç, deneyimsiz ve yolun başındasınız. Tehlikelerden habersizsiniz. Böyle bir yolculukta tecrübe çok önemlidir. Yine de çok dikkatli olun. İşittim ki haydutlar pusuya yatıyor ve kervanları yağmalıyorlarmış. 11 güçlü kuvvetli kardeşe kim saldırmaya cüret eder? Hem bazı Kenanlılar da bize eşlik edecekler. Ohad, Çerşun, Kahat, evi ve hayvanları size emanet ediyorum. Size güvenerek bu yolculuğa çıkıyorum. Ben gidip yolculuk için hazırlık yapayım. Teşekkür ederim. İçinde bir miktar ekmek var. Daha fazla yoktu. Bu kadar yeter. Altınlarını iyi bir yere gizledin mi? Merak etme. Güvenilir bir yerde. Gerçi bu yolculuktan pek ümitli değilim ama. Robin, bu yolculuk için bu kadar binek yeterli mi? Yeter sanırım. Gidince bineriz. Dönüşte de buğday yükleriz. Evet, onları hallettiğimiz zaman işimiz bitmiş olur. Tabii eğer buğday varsa. Biz de sizinle geliyoruz. Diğer Kenanlılar da hazır sizi bekliyor. Daha iyi. Sayımız ne kadar çok olursa o kadar az tehlikeyle karşılaşırız. Uzun yol tehlikesi başlı başına bize yeter. Yeter ki eli boş dönmeyelim. Allah'a tevekkül ediyoruz. Biz elimizden geleni yapacağız. Kardeşlerim, kendinize iyi bakın. Elimizden geleni yaparız. Siz de evimize ve çocuklarımıza dikkat edin. Sen kardeşlerinle gitmeyecek misin? Onlarla gitmek istiyorum. Ama biliyorum ki babam buna izin vermeyecek. Sen söyle. Belki izin verir. Bilemiyorum. Hoş geldiniz yavrularım. Hoş geldiniz evlatlarım. Baba, biz gitmeye hazırız. Bize izin veriyor musun? Baba, eğer izin verirsen ben de kardeşlerimle gidebilir miyim? Hayır, gerek yok. Sen burada benim yanımda kal. Kardeşlerin yokken ailemizin işleriyle ilgilen. Allah'ın peygamberi nasıl uygun görürse... Yolculuk için bize bir tavsiyeniz olacak mı acaba? Bu yolculukta başınıza gelecek olayları kötüye değil, iyiye yorun. Her şeyde bir hikmet vardır. Bizim için dua et baba. Allah'a ısmarladık baba. Allah'a ısmarladık. Benim için dua edin. Elimiz dolu döneceğimizden emin olun. Allah'a ısmarladık, Allah'a ısmarladık baba. Yola çıkıyoruz. Kendinize dikkat edin.
Allah'ım, başarılı olsunlar ve sağ salim geri dönsünler. Amin. Bu tarlalar şimdi kuru. Ama yakında kıtlık sona erecek. Burası çok sayıda çiftçi için biçilmiş kaftan olacak. Şu anda bütün bu araziler Mısır Devleti'ne ait. Burayı arazisi olmayan çiftçilere dağıtmalıyız. Kendileri için toprağı işlesinler ve devlete vergi versinler. Bu çok güzel. Bu durumda köleler toprak sahibi olacak. Evet, evet. Kenan ülkesinde durum nedir bilmiyorum. Bu kıtlıkta ne yapıyorlar? Keşke babam ve kardeşlerim burada olsaydı ve bu uçsuz bucaksız arazilerde tarım ve hayvancılıkla uğraşsaydı. Büyük Nil Nehri bu şekilde kuruduysa, Kenan'ın durumu vahimdir. Babil komutanları ve ticaret erbabına selam. Buğdayları nereden temin ettiniz? Merhaba size. Mısır'dan aldık. Siz de gidin. Eli boş dönmezsiniz. Mısır'a daha çok var mı? Mısır'ın gözetleme kulelerini görmüyor musunuz? Fazla bir şey kalmadı. Minnettarım. Yolunuz açık olsun. Acele edin. Daha çabuk hareket edin. Şimdi ne oldu? Şimdiye kadar pek ümitli değildim. Adınızı ve künyenizi yazın. Biz 10 kardeşiz. Ben Levi, Şimon, Yehuda, Cad, Dan, Zabulun, Yeseker, Eşir, Neftali ve Rubin. Kenan diyarından Yakup'un oğullarıyız. Hepiniz kardeş misiniz? Niçin Tebs'e geldiniz? Diğerleri niçin geliyorsa onun için geldik. Başkaları sizi ilgilendirmez. Soruma cevap verin. Neden Mısır'a geldiniz? Biz buğday almak için geldik. Memleketimizde kıtlık baş gösterdi. Bize yol gösterin. Yabancıları araştırmak zorundayız.
Daha önce buradan buğday alıp almadığınızı öğrenmek istiyoruz. Bu buğdayı ticaret amaçlı mı kullanacaksınız yoksa kendiniz için mi? Adınızı ve sayınızı yazın. Bu formalite de neyin nesi? Buğday satmak istemiyorsanız bu eziyet niye? Bu Mısır'ın kuralları. Beğenmediyseniz dönebilirsiniz. Size buğday yok o zaman. Kes Şimon. Ben sizden özür diliyorum. Kurallar herkes içinse biz duyarız. Şimdi bize ne yapmamız gerektiğini söyleyin. Adınızı ve künyenizi o papirüsün üzerine yazın. Onu ekselansları Yüzarsif'e vereceğiz. O bize gerekeni söyler. Sen ve kardeşlerin cevap gelinceye kadar taç kapının ardında bekleyeceksiniz. Emredersiniz. Bunun için tartışmaya gerek yok. Biz savaşmaya mı yoksa buğday temin etmeye mi geldik? Burada da mı kavga çıkaracaksınız? Allah'ın peygamberi, Suriye taç kapısının muhafızı bir rapor sunmak istiyor. Kabul edecek misiniz? Gelmesini söyleyin. Mısır Aziz'ine selam. Allah'ın selamı üzerine olsun. Anlat bakalım, ne haberler getirdin? Geçen hafta Suriye kapısından içeri giren yabancıların sayısı 390. Her biri aynı kapıdan birer çuval buğday alıp götürdü. Bunların çoğu Hititliler, Habiriler ve Suriyelilerdi. Anlatmaya değer başka bir şey yok. Ancak bugün Kenan halkından 10 kardeş içeri girmek istedi. Ve mani olduk. Ne yapmamızı istersiniz? Kenan mı? 10 kardeş mi? İsimlerini sormadın mı? Sordum efendim. İsimleri burada yazıyor. Kendileri mi? İsrailoğulları mı? Ne oldu Allah'ın peygamberi? Kötü bir şey mi oldu? O papirüste ne yazıyordu? Hiçbir şey hanımefendi. Sadece Kenan halkından 10 kişinin adı var. Malik, onlara saygılı ve iyi davranarak Akhenaton sarayına götür. Ne olur bana ne olup bittiğini söyleyin. Niçin konuşmuyorsunuz? Takdiri ilahi nihayet kardeşlerimi Mısır'a getirdi. Onlar ilahi vaadin gerçekleşmesine tanık olmak için geldiler. 30 küsur yıldan sonra. Allah'ın iradesi şimdiye kadar görüşme yönünde tecelli etmedi. Sizden ricam, kardeşlerimin burada olduğunu kimseye söylememeniz. Allah'ım sana şükrediyorum. Sana şükrediyorum. İşte. Neredeler? Bunlar efendim. Sizler Kenanlı mısınız? Evet. Hepimiz Kenanlıyız. Ama 10 kişiden fazlasınız. Bize Kenanlı 10 kardeş dediler. Biz 10 kardeşiz. Diğerleri Kenan halkından. Ben Mısır Azizi tarafından gönderildim. Size bir hakaret yapıldıysa ya da bekletildiyseniz özür dilerim. Siz 10 kişi Teps kentine girebilirsiniz. Sizi Mısır Azizi'nin sarayına götürmekle görevlendirildim. Diğer Kenanlılara ne olacak? Onlar buğday almaya gidebilirler. Lütfen benimle gelin. Neden biz 10 kişi? Orasını ben bilemem. Mısır Azizi'ne sorun. Gidelim. Biz ne olacağız efendim?
Evet, biz ne olacağız? Endişelenmeyin. Siz gidip buğdayınızı alın. Daha sonra bu kapının önünde buluşursunuz. Bineklerini onlar dönünceye kadar ahıra götürüp tımarlarını yaptırın. Bir şey anlamıyorum. Niçin önce bize kabalık gösterildi ve daha sonra saygıyla içeri alındık? Bizi niçin Mısır Azizi'ni sarayına götürüyorsun? Muhafızın o kabalığı bilgisizlikten, bu davetse cömertlik ve misafirperverlikten kaynaklanıyor. Mısır Azizi herkese karşı böyle misafirperver mi? Mısır halkı Yuzar Sif'i çok sever. O herkese iyilikte bulunur. Ama hepsini saraya davet etmiyor. İyisi mi, nedenini kendisine sorun. Ben bilmiyorum. Lütfen biraz bekleyin. Görüyor musun Asenat? Bunlar benim kardeşlerim. Ama hiçbirini tanımıyorum. Burası Mısır Kralı Akhenaton'un sarayı. Siz bu saraya girebilen ilk topluluksunuz. Levi, hepsinin önünde, Malik'in yanında hareket eden Levi. Onu çok iyi hatırlıyorum. En iyi kardeşimdi. O benim öldürülmemi engelledi. Aman Allah'ım, saçların ne kadar da beyazlamış böyle. Bak, zaman onları ne hale getirmiş. En arkada duran Yehuda'dır. Her yere endişeli bakıyor. Her şeyden şüphelenir. Hala kötü karakterini koruyor. Allah'ım, ne kadar büyüyüp yaşlanmışlar. Umarım Bünyamin de aralarındadır. Bazılarının saçı sakalı beyazlamış. Asenat, onlar da beni tanıyacaklar mı? Endişelenme, sen hepsinden daha küçüktün. Dolayısıyla hepsinden daha fazla değişmişsin. Bu elbiseyle tanımazlar. Buyurun. Umarım. Gidelim. Nasıl onlarla yüzleşeceğim? Ya beni tanırlarsa? Endişelenmeyin. Onlar sizin kardeşleriniz. Hiçbir şey olmaz ki.
Beni öldürmek isteyen ve şu anda ne tür bir karaktere sahip olduklarını bilmediğim kardeşlerim. Bunlar bir yana, onlar için bazı planlarım var. Beni tanımamalılar. Yine aynı kolye mi? Bu kelimede nasıl bir sır var bilmiyorum. Ne zaman onu düşünsem huzur buluyorum. Onları birkaç gün tutmak istiyorum. Görüşmeyeli 30 yıl oldu. Bizi niçin buraya getirdiğini bilmeliyiz. Sizce Mısır Azizi bizimle ne konuşacak? Gelmemeliydik. Çıkışı olmayan bir kapana kısıldığımızı hissediyorum. Tam tersine. Ben güvende hissediyorum. Ve en ufak bir art niyet görmüyorum. Emirleriniz yerine getirildi. Şimdi ne yapalım? Kardeşlerim benim misafirlerim. Birkaç gün burada kalacaklar. Mimsavi'ye söyle onları rahat ettirmek için elinden geleni yapsın. Bu arada pek tedirgin görünmüyorlar. Ama yine de onlara eğer kötü niyetimiz olsaydı sizi sarayda ağırlamazdık deyin. Merak etmeyin. Onları yatıştırmaya çalışırım. Tekrar hoş geldiniz. Umarım burada uzun Kenan yolunun yorgunluğunu bir parça olsun üzerinizden atabildiniz. Niçin bizi buraya getirdiniz? Mısır Azizi'nin bizimle ne işi olabilir ki? Hiç şüphesiz cezalandırılmak istenenleri saraya getirmezler. Mısır Azizi'nin sizinle ne gibi işi var? Onu kendi bilir. Benim görevim sizi ağırlamaktır. Mısır Azizi'nin yakın dostu Mimi Sabu hizmetinizde ve her isteğinizi yerine getirecektir. Ben size hoş geldiniz diyorum. Önce banyo yapmanızı öneririm. Böylece yolun tozu toprağını ve yorgunluğu üzerinizden atarsınız. Ne kadar garip. Neftali'yi çıkaramadım. Cad hangisiydi? Eşir hangisiydi? Ne kadar da değişmişler. Onlara ne yapacaksın? Onlar bana çok ama çok kötü davrandılar. Bana yaptıklarını düşmanlar birbirine yapmaz. En ağır bir biçimde cezalandırılmayı hak etmişler. Ama ben onları bağışladım. Beni köle olarak sattıkları an bağışladım. Peki ya babanız Yakup? O da onları bağışlamış mı? Hayır. Bana neler yaptıklarını bilse kesinlikle onları bağışlamaz. Allah onlara acısın. Onlar için bir şeyler yapmalıyım. Baba bedduası kötüdür. Ben de babanızın yerinde olsaydım onları bağışlamazdım. Yemekten sonra yatacak yerlerinin de hazırlanmasını söyle. Çok yorgun olduklarını düşünüyorum. Baş üstüne efendim.
İçinde Tanrı ve Tanrı oğullarının dolaştığı Mısır firavunlarının sarayı kimlere kalmış? Bunlar da kim böyle? Yuzarsef'in misafirleriymiş efendim. Nasıl da iştahla yiyorlar. Kenan diyarına kıtlık fena vurmuş olmalı, yoksa bu kadar uzun yola katlanıp gelmezlerdi. Bunlar bu kadar acıktıysa eşleri ve çocukları ne durumdadır acaba? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.